Öncelikle gelen kişiyi fonksiyon olarak değerlendiriyorum. Bunun için de endoskopik olarak endonazal muayene yapıp işte bunun ortasında bunun ortağına desteğini sağlayan septum dediğimiz yapıda bir eğrilik olup olmadığına bakıyoruz. Ayrıca bunun yan duvarında konka denilen et parçaları vardır. Onlarda bir büyüklük var mı ona bakıyoruz. Onlara bakmak lazım. Yine bazen nefes alma güçlüğü yapabilecek sinüs kaynaklı problemleri de araştırmak amacıyla bir bilgisayarlı tomografi çekiyoruz. Paranazal sinüs tomografisi ve bunun da fonksiyonel olarak burnumuzun içini değerlendirmiş oluyoruz. Daha sonra burnun dış görselini değerlendirmek için de değişik açılardan kişinin burnunun fotoğraflarını çekiyoruz. Önce bilgisayardan kişiyle beraber burnundaki kişinin mutlu olmadığı kısımları beraber değerlendirip tespit ediyoruz. Daha sonra simülasyon programları kullanarak nasıl bir değişiklik olabilir, hastanın istediği nelerdir, ayrıca cerrahın yapabileceği nelerdir, onları örtüştürmek amacıyla simülasyon çalışması yapıyoruz ve bu bizim bir cerrahi planımızı oluşturuyor aslında.